Metal bir cismin üzerinde seçilen X, Y ve Z uzunlukları şekildeki gibidir. Cismin sıcaklığı artırılırsa X, Y ve Z uzunluklarının değişim için ne sunabilir demiş. Arkadaşlar genleşme olayında karıştırılan bir şey burası. Sanki böyle genleşince içeri doğru da genleşir, o yüzden X azalır falan deniyor bazen. Hayır, bunu şöyle düşün. Yani fotokopide büyütüyormuş gibi şekil düşünün diyeceğim ama 3 boyutlu olduğu için pek fotokopiye de uygun olmayacak. Ama bir cismi ısıttığımızda her yerinde oransal olarak büyüme gerçekleşir. Soğuttuğumuzda her yerinde oransal olarak küçülme gerçekleşir. Dolayısıyla biz ısıttığımız zaman X mesafesi de, Y mesafesi de, Z mesafesi de artacaktır. Soğuttuğumuz zaman üçü de azalacaktır. Biz burada ısıttığımıza göre üçüne de artar dememiz gerekir dolayısıyla. Üzerine KLM kurdeleleri bağlanmış metal telin bir ucu zemine sabitlenerek sabit makaradan geçirmiş ve gerginliği sağlamak için de diğer ucuna küçük bir ağırlık asılmıştır. Buna göre metal telin sıcaklığı artırıldığında KLM kurdelelerinin hareket yönleri ve yer değiştirme miktarları hangi seçenekteki gibi olabilir demiş. Sadece yön bakmayacağız, aynı zamanda miktar da bakacağız. Ona dikkat arkadaşlar. Şimdi bu metal teli ısıttığımızda mecburen ne yapacak? Boyu uzayacak. Şimdi zemin şurası sabit bakın. Orası sabit, aşağı doğru gitme şansı yok. Yukarı doğru gidecek dostlar. O zaman K ne yapacak? Yukarı doğru uzayacak. L yukarı doğru uzayacak ama bakın K şu kadarlık miktardan dolayı uzayacak. Ama L ise bu miktardan dolayı uzayacak. O yüzden L'nin hareketi K'ya göre daha fazla olacak. Bakın K ve L yukarı gidecekmiş ama L'nin hareketi daha fazla olacakmış. Bunu aramak lazım. Bunu deledik. Edirne olabilir, Bursa olabilir. Şimdi M'ye baktığımızda ise bakın şuradaki toplam uzun telin tamamı kadar aşağı doğru ne yapacak? İnecek. O zaman M aşağı doğru inecek ve K ve L'ye göre de daha fazla inmesi lazım. Bu mantıkla bakacağız. Edirne eledik. Nerede varmış? Bursa'da varmış deriz arkadaşlar. Demir borunun dışına ısıl olarak yalıtkan genleşmesi önemsiz esnek plastik boru geçirildikten sonra bakırdan yapılmış kelepçe sıkılıyor ve böylece plastik boru demir boyudan çıkmıyor. Bakırın genleşme katsayısı demirinkinden büyük olduğuna göre onu bir yazalım isterseniz. Bakırın genleşme katsayısı daha büyük olacakmış demirden. Yani ısıttığımızda bakır daha çok genleşecek, soğuttuğumuzda bakır daha çok küçülecek diyebiliriz. Bakırın genleşme katsayısı demirinkinden büyük olduğuna göre plastik borunun demir borudan kolayca çıkabilmesi için işlemden hangileri yapılabilir demiş. Bakalım. Demir boru ve bakır kelepçenin sıcakları eşit miktarda azaltma. Arkadaşlar sıcakların eşit miktarda azalttığımızda bakırın genleşme katsayısı büyük olduğu için daha çok küçülecek. Bakır daha çok küçülünce dolayısıyla plastik boruyu, dolayısıyla demiri daha çok sıkıştırır. Çıkması zorlaşır demir borunun. Bunu eledik dolayısıyla. 2. Demir boruyu soğutma. O zaman demir küçülür. Bakır kelepçeyi ısıtırsak bakır kelepçe büyüyecek. Rahatlıkla demir o zaman ne yapar? Çıkabilir. 3. Demir boru ve bakır kelepçenin sıcaklarını eşit miktarda artırma demiş. İkisini artırdığımızda bakırın genleşme katsayısı büyük olduğu için bakır daha çok genleşecek. Mesela geniş olduğu için de demir boru içinden rahatlıkla çıkabilecek. O yüzden 2 ve 3 olabilirmiş. Yani cevabımız Edirne'ymiş deriz arkadaşlar. K, L ve M metal çubukların perçinlenmesiyle oluşturulan sistem test sıcaklığındaki görünümü şekildeki gibidir. Buna göre sıcakta 2T'ye çıkarıldığında sistemin görünümü 1, 2, 3'ün olduğu şekillerden hangileri olabilir demiş. Kale çubukları zeminde bulunan menteşede bulunan mil etrafında serbestçe dönebiliyor diyor. Yani rahat hareket edebiliyorlarmış. Arkadaşlar bir defa sıcaklığını arttırdığımız için hepsinin boyu uzayacak. Ya hepsinin boyu uzayacak olunca şimdi M yatayda, ya yataydakinin boyu uzayınca otomatikman K ile düşeyde kalamayacak. Mecburen açılması lazım. O yüzden birinciyi eleriz bu mantıkla düşünürsek. Şimdi 2 ve 3'e baktığımızda tamam M uzadı. Şekil dışarı doğru açılmış oldu ama hangisinin daha çok uzayacağını bilmiyoruz ki. Yani acaba bu da K mı daha çok uzayacak, L mi ya da eşit mi uzayacak? Onunla ilgili bir bilgi olmadığı için iki şekilde olabilir sonuçta. Mesela üçüncü şeklimizde işte L'miz K'ya göre daha çok uzamış. İkinci şeklimizde muhtemelen eşit miktarda uzamış gibi gözüküyor. Olabilir dolayısıyla. Olabilir mi diye sorduğu için almak lazım. Ama burada birincisi olamayacak. Çünkü yatay denge bozulacak. Düşeyde kalamayacak K ve L'miz. M uzayacağından dolayı. O yüzden cevabımız 2 ve 3, yani denizde olmalıymış deriz arkadaşlar. Sıcaklığı 20 santigrat derece olan boş cam bardağı sıcaklığı 90 santigrat derece olan çay şekildeki gibi dökülürken bardak çatlayıp şekil 2'deki gibi kırılıyor. Buna göre yargılan hangileri doğrudur demiş. Cam bardak doldurulurken bardağın iç yüzeyinin dış yüzeyinden daha hızlı genleşmesi cam yüzeyinde meydana getirdiği gerginlik çatlamasına neden olmuştu. Evet arkadaşlar, ani bir şekilde sıcaklığı 90 derece çay eklediğimizde sıcaklık artışını alıyor. Bardağın iç yüzeyindeki genleşme fazla olacak dış tarafa göre. Çünkü iletim yoluyla camdan dışarıya ısı aktarımı gerçekleşecek ama aynı anda ısı aktarımı o kadar hızlı gerçekleşmeyeceği için genleşme miktarı iç yüzeyin daha fazla olacak. O yüzden de cam kırılıyor, doğru bilgi dolayısıyla.
Bardağın içine metal kaşık koyulduktan sonra çay ile doldurularak bardağın çatlaması önlenebilir. Evet, bunu evde de deneyebilirsiniz. Başınıza geliyordur. O yüzden doğrudan değil de içerisine kaşığı koyduktan sonra bu işlemi yaparsak ısının bir miktarını çay kaşığı alacağı için zaten metal çay kaşığın ısı iletimizde fazla olacağından ısının önemli bir kısmını alacak. Dolayısıyla ani bir germleşme olmayacağı için de bardak çatlamayabilir. Dolayısıyla iki işimize yarar. Çay doldurma işleminden önce bardağın içi ve dışı 50 santigrat sıcaklığı su ile çalkalanarak bardağın çatlaması önlenebilirdi. Evet, burada ani bir germleşmenin önüne geçilmiş oluyor. Sıcaklığını önce bir 50 dereceye kadar çıkarmış oluyorsun. Dolayısıyla hafiften bir germleşme meydana geliyor. Sonrasında koyduğun zaman ani bir germleşme fazla olmayacağı için bu durumda çatlaması engellenebilir. Bu da doğru bilgi. O yüzden cevabımız 1, 2, 3, yani Edirne olacakmış deriz arkadaşlar. Düşey kesitleri şeklindeki olan KL metal çubukların boyca germleşme katsayıları sırasıyla delta K ve delta L'dir. Metal çubukların bulundukları ortamın sıcaklığı artırıldığında X uzunluğunun arttığı gözleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Yani germleşme katsayılarının ilişkisini bulmak istiyoruz. Şimdi arkadaşlar, bir defa ısıttığımızda bunu şu K yukarı doğru bir defa uzayacak değil mi? Şöyle bir şey olacak. Sağ taraf da uzayacak. Şöyle olacak. Bir de L aşağı doğru uzayacak. Uzayacak da şimdi L'nin boyu kısa olduğu için K kadar uzamayabilir. Ya da germleşme katsayısı küçük olduğu için de uzamayabilir. Ya da germleşme katsayısı L'nin büyüktür ama boyu kısa olduğu için fazla uzamamış da olabilir. Bunu bilmiyoruz. Bakın, şu yatay mesafenin bir önemi yok X mesafesinde. Şu K'nın boyu uzun, şu kısım uzun bakın. Değil mi? L'nin boyu kısa. Şimdi bu mesafenin artmasında L'nin boyunun kısa olması mı etkili, yoksa germleşme katsayısı küçük olduğu için mi? Ya da germleşme katsayısı büyüktür ama boyu kısa olduğu için yeteri kadar uzayamadığı için K'nın ilk boyu fazla olduğu için onun kadar uzayamadığından da X mesafesi artmış olabilir. Dolayısıyla bununla ilgili kesin bir yargıya ulaşamayız. O yüzden K'nın germleşme katsayısı L'ninkinden büyük, küçük ya da eşit olabilir. O yüzden cevabı bütün ihtimalleri alacağız mecburen. Cevabımız Edirne olurmuş deriz arkadaşlar. Birbirine perçinlenmiş KL ve KM metal çubukları yeşil, sarı, mavi ve mor renkli lambalar ve üreteçte kurulan elektrik devresi oda sıcaklığı şekildeki gibidir. Devrenin bulunduğu ortamın sıcaklığı azaltıldığında yeşil ve mor renkteki lambaların ışık vermeye başladığı gözleniyor. Bakın arkadaşlar, sıcaklık azaltılıyor ve bu durumda yeşil ve mor yanıyormuş. Yeşil burada, mor ise buradaymış. Buna göre diyor germleşme katsayılarını kıyaslayın diyor. Gelin bakalım. Şimdi bir defa sıcaklığı azaltıldığında bütün metallerin boyu kısalacak. Boyu kısalacak da hangisi daha çok kısalmış? Bakın, birinciye baktığımızda yeşil lamba yandığına göre demek ki sol tarafa doğru bükülme gerçekleşir. O zaman K daha çok kısalsın ki sol tarafa doğru bükülme gerçekleşebilsin. O zaman da K'nın germleşme katsayısı, şu tarafa yazalım. K'nın germleşme katsayısı daha büyük olacakmış. L'den diyebiliriz. İkinciye baktığımızda ise bakın, K'nın da M'nin de boyu kısalacak. Mor lamba yandığına göre morun olduğu tarafa doğru bükülmesi lazım. O zaman da M daha çok kısalsın ki o tarafa doğru bükülebilsin. Demek ki M'nin germleşme katsayısı da K'ya göre daha büyükmüş. K da L'den daha büyüktü. O zaman sıralama ne oldu? M, K, L şeklinde olacakmış deriz arkadaşlar. Bu mantıkla bakalım, M, K, L'yi arayacağız. O da Ceyhan'da varmış arkadaşlar. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan 20 santigratdeki KLM telleri yere sabitlenmiş, germleşmeleri önemsiz tahta çubuklara bağlanarak şekilde gibi asılmış iken, KLL telleri orta nokta arası uzaklık D1, LLM'nin orta nokta arası uzaklık D2'dir. KLM tellerin yapıldıkları maddelerin germleşme katsayıları M büyüktür, K eşittir, L'dir. KLM tellerin sıcakları 80 dereceye çıkarıldığında D1, D2 uzunlukların değişimi hakkında ne söylenebilir demiş. Arkadaşlar, şimdi K ile L teline bakarsak D1 mesafesi için, L telinin boyu dikkat ederseniz daha uzun. Yani sıcaklığın arttığımızda K'nın germleşme katsayısı L'ninkine eşitmiş ama L'nin ilk boyu büyük olduğu için daha fazla germleşecek. Çünkü germleşme miktarı delta L dediğimiz ilk boyla doğru orantılı. Germleşme katsayıyla doğru orantılı, sıcak değişimle doğru orantılı. Bu formül doğrudan yok arkadaşlar. Formül sorusu karşımıza çıkmaz ama kimlerle doğru orantılı olduğunu bileceğiz. İlk boyla doğru orantılı, germleşme katsayıyla doğru orantılı ve sıcak değişimiyle doğru orantılı diyebiliriz bu anlamda. Dolayısıyla L'nin de ilk boyu fazla olduğu için uzama miktarı fazla olacak. Uzama miktarı fazla olduğu için de aradaki mesafe ne yapacak? Artacak. D2'ye baktığımızda, yani L ile M tellerine baktığımızda M'nin germleşme katsayısı L'den daha büyükmüş. İlk boyları aynı şekil itibariyle dikkat ederseniz ilk boyları aynı ama germleşme katsayısı M'nin fazla olduğu için M daha çok aşağı doğru inecekler, daha çok uzayacağından dolayı. O zaman D2 mesafesi de mecburen ne yapacak? Artacak. Bu mantıkla cevabımız Denizli olurmuş deriz arkadaşlar.